Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda joystick ile 2 adet servo motoru kontrol edebileceğimiz bir proje yapacağız. Servo motorlar içindeki programlama kartı, DC motor ve çarklar yardımıyla belli hız ve açılarda hareket ettirilebilen motorlardır. Genellikle açılı hareket yaptırmak istediğimiz zaman biz servo motorları kullanıyoruz. Joystick ise X ve Y eksenlerde hareket edebilme kabiliyetine sahip olduğu için ayrı ayrı X ekseninde bir servo motoru, Y ekseninde diğer servo motoru hareket ettirmek için kullanacağız. Arkadaşlar joystick'te 5 tane bacak bulunuyor. 5 volt topraklama, VRX, X ekseni, VRY, Y ekseni, bir de S ve burada buton olarak da kullanabilirsiniz. Bunun içinde S ve pini var. Biz buton olarak kullanmayacağız. Sadece X ve Y eksenlerinde hareket için kullanacağız. Bunun için topraklama 5 volt ve X ve Y eksenini de analog pinlere takarak kullanacağız. Servo motorlarda ise gördüğünüz gibi 3 tane kablo bulunmakta. Kahverengi olan topraklama, kırmızı olan 5 voltumuz. Diğer turuncu kablo ise Arduino'nun dijital pinlerinden servoya komut göndereceğimiz sinyal pini. Sinyal pini ile servo motorumuzun hareketini ayarlayacağız. Dilerseniz hemen bağlantılara geçelim. 3 tane toprak, 3 tane de 5 volt kullanacağımız için hemen breadboard'umuz üzerinde bir topraklama hattı ve 5 volt hattı oluşturuyoruz. 5 voltumuzu bağlıyoruz. Topraklama hattını da şuradan oluşturuyoruz. Joystick'e kabloları bağlıyoruz. Dört tane bağlantı yaptık. Şimdi buradan hemen kırmızı topraklamamız turuncu 5 voltumuz VRX, VRY'yi ise analog A0 ve A1 pinine götürüyoruz. Evet, bu şekilde joystick'imizin bağlantılarını tamamlamış olduk. Şimdi aynı işlemi servo motorlar için de yapıyoruz. Servoların sinyal pinlerini 7 ve 6 numaraya bağlıyorum. Buradan yine elektrik ve topraklamayı da hat üzerinden veriyorum. Devremizi hazırladık. Biraz karmaşık gibi görünse de aslında sadece kabloların uzunluğundan kaynaklanan bir karmaşa var. Topraklama ve artı 5 voltları verdikten sonra servolardan gelen birer sinyal kablosunu 6 ve 7 numaralı pine taktım. Joystick'ten gelen iki kabloyu ise VRX, VRY kablolarını ise A0 ve A1 analog pinlerine taktım. Şimdi Mblock programına geçip programlamamızı yapıyoruz. Mblock programını açtık arkadaşlar. Şimdi Arduino Uno kartımızı bilgisayara bağlıyoruz. Programa geçiyoruz. Buradan da bağlan diyoruz. COM portu üzerinden bağlanacağız. Evet, şu an bağlandı bildirimini aldık. Şimdi öncelikle joystick'ten gelen verileri okuyalım. Olaylar kısmından tıklandığında sürekli tekrarla diyoruz. Sürekli gelen verileri okuyacak. Bunun için de iki tane değişken oluşturalım.
X ekseni diyelim. Bir de Y ekseni değişkeni oluşturalım. Şimdi X eksen joystick'ten A0 analog pininden gelen değeri okusun. Y ekseninde joystick'in diğer pinini A1'e bağlamıştık. A1'den gelen değeri okusun. Şuradan göreceğiz arkadaşlar. Çalıştırıyorum. Evet, 500'lerde. 1020'lere kadar gidiyor arkadaşlar. 0 ile 1024 aralığında değişen değerler var. Joystick 0 ile 1024 aralığında bir değer ürettiği için bunu servo motora uygun hale getirmemiz lazım. Çünkü servo motorlara göndereceğimiz açı değeri 0 ile 180 derece arasında olması lazım. Bunun için de arkadaşlar joystick'ten gelen değerleri 6'ya bölersek hemen hemen bu değerlere ulaşıyoruz. Aslında 5.7, 5.6'ya da bölebiliriz. Daha sağlam olur. Ben şimdilik 6'ya böleceğim. Joystick'ten gelen değerleri gördüğümüze göre ben bunları kaldırıyorum. Buradan servo pini ayarlama bloğu var. Servo pinlerimizi 6 ve 7 numaralı pinlere takmıştık. Şimdi direkt servo açısını buradan rakam girmiyoruz. Yine az önceki gibi A0 pininden gelen değeri 6'ya bölüyoruz. Aynı işlemi A1 için de yapıyoruz. Şimdi çalıştırıyoruz. Joystick'imizle komut veriyoruz. Evet. Y eksenindeki hareketi bu şekilde yapıyor. Eksenindeki hareketi de bu şekilde tamamlamış oluyor. Servoların sürekli oynamasının sebebi sürekli joystick'ten gelen değerleri bölüp aktarması. Joystick'ten tam stabil değerler gelmiyor. Şuraya belki küçük bir bekleme eklersek 0 1 saniyelik biraz daha stabil hale gelebilir. Evet, bu şekilde daha iyi. Bu şekilde arkadaşlar joystick ile 2 adet servo motoru nasıl kontrol edilir onu gördük. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup bildirimleri açıp videoları beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.